Benim düşüncelerim, benim kafamdaki düşüncelerimdir. Kimse bana bir fikir vermez. Bir teknik direktör olarak her zaman ben kendi kafamda kendi düşüncelerime sahip olurum. Playoff, puan silmek, puan kazandırmak bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için bunu saygıyla karşılıyoruz. Ama ister bir sene önceden karar lazım, 3 sene önceden karar lazım, ister bugün ortak karar alınması lazım. Aynı yere geliyoruz. Ortak çalışmayla, ortak kararla alındığı zaman herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirler dinlenip doğrusu alınması lazımdı. Yanlış yapılmıştır ama bunu suçlamalar değil, o günkü koşulda alınmıştır. Şimdi ne karar alsa saygı duyarız. Ama alelacele alınan bir karar tartışmaya açıktır. Sadece o gün için değil, gelecek adına da tartışma olacaktır. Çünkü neden o gün, ben o gün de konuştum. Neden aceleyle alındı? Neden bu karar alındı? Yani işte aynı şekilde oyunculara iyi niyetli kulüplerinden başka yere transfer edildi. Peki bu yarışta o gün almayan oyuncular alt tarafı da etkileyecek bu oyuncu transferleri. Bu da öyle bir şey yani olabilir. Yani düşünülebilir, katılıyorum veya olmayabilir. Olursa bir taraf eleştiri gidecek. Olmasa öbür taraf eleştiri. Çünkü Beşiktaş üzerine getirilmek isteyen ve eleştiri yapılan konu Beşiktaş'a haksızlık olarak görüyorum. Düşünceni bile söyleyemezsen bu baskıyı yapmasan doğru olmaz. Bakın aynı noktaya geldik. Yeni fikirler de tartışılacak. O gün eğer bu düşünceler ortak şekilde federasyon, kulüpler birliği, hocalar, oyuncular herkesin fikri alınabilirdi. Medyanın herkesin fikri alınırdı. En az hatayla bir karar alınabilirdi. Yani bu da işte playoff'ta oyuncu transferleri de ne bileyim işte ekonomik yapılanmalar, finansal fair play'e bağlı olarak harcamalar. O kadar dağınıklık oldu ki burada. Şimdi herkes başarısızlıkta mazeret arayacak. Küme düşmeler, düşmemeler, düşenlerin sayısı niye 2? Hep bunları açtık biraz kısmen de. Ama bunu bir suçlama olarak değil, yine düşünülsün diye konuşuyorum. Yani katılıyorum ama doğrusu o mudur? Evet demiyorum çünkü ben de bilmiyorum. Ben desem doğru. Ha bak işte bu sefer Beşiktaş kaybettiği puanları yok. Öyle puan istemiyoruz biz. 8 Mart'la ilgili zaten konuşacağımız konuştu. Önce insan olmak lazım. Ama kadınlarımızın bugünü kutlarken yani kadınlara bugünü verip 364 günü biz kullanırsak erkekler doğru yapmayız. Önce tabii onlar haksızlığa uğrayan, haklarını arayan kadınları, rahmetli olanları yani o savaşı verenleri bir rahmetle analım. Ama ya, bütün işleri kadınlarımız yapıyor onu söyleyeyim yani. Yani erkekler de önemli ama kadınların yeri daha özel. Hepimizi yönlendiren, eğiten kadınlardır. Yani öyle bakmak lazım. Ama bunu tabii böyle 8 Mart'ta söyleyip geçiştirmeyelim. Sadece Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayalım. Sevgiyi, saygıyı onlarda daha fazla görürüz. Çünkü anne sevgisi, saygısı, baba saygısı da vardır ama anne sevgisi daha başkadır. Daha sıcaktır, daha samimidir. Ve bizleri kız ve erkek olsun çocukları en çok yönlendiren, eğiten küçükten başlayarak annedir. Onların hepsinin ellerinden öpüyorum. Annemi de rahmetle anıyorum. Sizlere de sağlıklı günler diliyorum. 8 Mart'ta. Evet. Teşekkür ederim. Sağ ol. Var mı şey? Sağ olun. Görüşmek üzere hocam. Neydi o? Ha dağıt onları ya dağıt çocukları. Bu Semih diye bir arkadaşımız vardı geldi şeyden. Edirne'den. Hem sadece aynısından değil. Kurabiyeler vardı. Onlardan verseydin. Hocam onları saklıyor. Siz mi yiyeceksiniz onları? Dağıtsana onları ya. Çok geldi ya onun için. Diyetteyim hocam kusura bakma. Ama çok güzel kurabiyeler var ya. Kavala kurabiye.